Dann yapma. Rauch es. Subscribe olduğun için çok sağ ol. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Türkiye'mizin gururu, dünyanın en iyi oyunlarından birisi, dünyanın en iyi FPS'lerinden birisi olan Zula Steam'den kaldırılmış. Öncelikle bu Steam'in ayıbını bizi kaldıramadılar. Zula'nın ulaştığı başarıyı çekemediler ve Steam'den kaldırdılar. Dış mihrakların oyun mecrasındaki, oyun sektöründeki ilerleyişimize koyduğu bir bloktur. Aşılacaktır. Ben biliyorum ki Zula ekibi daha iyi oyun iyi oyunda. Sebebini de anlat, niye kaldırıldığını. Şimdi olay şu. Şaka bir yana. Biliyorsunuz Steam'de oyunu tavsiye ediyorum, etmiyorum diye yükledikten sonra bir oyun üzerine hakkında yorum yapabiliyorsunuz. Zula da demiş ki oyunumuz hakkında pozitif yorum yapın. Yorumunuzun içine nickinizi yazın ve biz de size oyun içi ödül verelim. Pozitif yorum yapanlara. Bunun üstüne Steam'de bunu öğreniyor. Reddit'ten bir tane Türk ifşa ediyor Reddit'te. Ve Steam Oh Zula'yı yeah. Steam'den banlıyor. Valve. Olay bu. Aynı şeyi Warface de yapıyormuş sanırım. Warface Türkiye Crytek. Onun da Reddit'te şu an başlığı var. Aynı şey büyük ihtimalle Warface'in başına da geldi ya da gelecek. Emin değilim. Reddit'te o da ifşalanmış. Pozitif oy verenlere oyun içinde item verme muhabbeti. Oh Ya abi yeah. Türkiye'de şimdi marketing biraz da böyle şimdi. Adamlara Hırsımak. kızmamak lazım. Ben neler gördüm. Adamlar mobil telefon oyunu çıkarıyorlar. LOL RPS ile promote ediyorlar. Kendi çıkardıkları mobil telefon oyununu. LOL RPS ile League of Legends RPS veriyorlar abi oyunu promote etmek için. İlginç. What kind of zihniyet yani? Level. Marketing ne yapalım? Çocuklar LOL Oğlum, seviyor. Ver marketing oğlum işe niye RP. anlamıyorlar ki? Ver oğlum Adam. RP. Adamlar haklı. İyi iyi bir marketing dehasıyla hareket ediyoruz. Kaldırılmış, eritlenmiş başlık. Abi hatta Zula'nın açıklaması varmış. Dur bulabilirsem bulayım. Bugün Can Sungur paylaşmıştı. PSG'de oyun durmuyor, geri zekalı. Çöp Can Sungur ama böyle sektör haberlerini Can Sungur'dan Can alıyorum. Sungur'u yedirtmeyiz de şimdi. Can Sen kimi yedirtmiyorsun Sungur'a lan? İç benim mekanımda. ya. Baba. Sülalenizi banlarım lan. Bu arada köpeğin adı da Alfred'miş. Evet. Batman. Ama Batman'in köpeği burada. olduğu için oradan geldi Burada abi. aklıma. Burada. Burada Ha, Reddit başlığı. sektörün. Bakıyorum şimdi. Falan filan Inter Milan. Buradan böyle vıcı vıcı fıç fıç. Abi işte Steam üzerinden oynayan kazanıyor muhabbeti. Herhalde Steam'de kullanıcı sayısını arttırmaya yönelik bir şey yapmışlar. Aksiyon yapmışlar. Zula'yı Steam üzerinden oynayan işte güzel yorumlarınızı bekliyoruz. Steam sayfamıza olabilir bilmem ne. Ne diyor? Falan filan. Bunun üstüne kaldırılmış diyorlar. Bakalım arayalım abi Steam'de Zula'yı. Zula'nın savunması da vardı. Europe'u duruyor. Europe'u duruyor. Türkiye'den bir arasanıza, duruyor mu? Yok, durmuyor bak. Baksanıza bir Türkiye'den. Yok. Yok yok. Europe versiyonu duruyor şu anda. Bu da Zula'nın açıklamasıymış. Okuyalım onu da. Zula'nın açıklamasını da okuyalım bu olay üstüne. Maalesef sizlerle bir haber paylaşmak istiyoruz. Yabancı oyunlardan reklam ve destek alan birkaç yerli oyun inceleme sitesinin yaptığı başvurular ve karalama kampanyaları bu sabah itibariyle Steam Zula'yı incelemeye alarak Türkiye'ye kapattı. Gerekçe olarak da Kasım ayında Steam'de yayınlandıktan sonra birkaç hafta süreyle yaptığımız Hep Destek Tam Destek kampanyası gösterildi. Bu kampanyada hatırlayacağınız gibi bize Steam'den yorumlarıyla destek olan oyuncularımıza ücretsiz oyun içi hediyeler vermiştik teşekkür olarak. Bu tip kampanyaların puanlama sistemimizi bozması sistemlerini bozması nedeniyle Steam hoş görmüyor.
Biz de zaten o tarihte bunu fark edip kendimiz kampanyayı birkaç hafta içinde iptal etmiştik. Birkaç hafta uzun bir süre bu arada. Kim de bize konuyla ilgili zaten herhangi bir yaptırımda veya uyarıda bulunmadı bugüne kadar. İki gün önce ise yabancıların ekşi sözlüğü diye tabir edilebilecek Reddit'te yeni açılan hesapla Steam'e şikayette bulunuldu ve bu bizim hediye kampanyamız devam ediyormuş izlenim verildi. Tam aynı saatlerde iki online oyun portalı bir haber yazdı ve oyunun kapatılması gerektiğini açıkça ima etti. Daha sen sitelerine girerseniz yabancı oyunların bolca reklamını göreceksiniz. Her ay gönderdiğimiz Zula haberlerini hiç yayınlamayıp da bir anda böyle bir haberi yoktan var eden sözde habercileri Sadi'ye davet ediyorum. Üzüntülerimizi dile getiriyoruz. İlgili haberleri sayfalarında tek tek silmeye başlayan bu mecraların gelecekte Türk oyunlarına ve oyuncularına karşı daha dikkatli yaklaşacaklarını umuyoruz. Oyunun tekrar açılması için Steam ile görüşmemiz devam etmekte. Mevcut Steam oyuncularımızın bundan etkilenmediğini belirtelim. Biz imkanlarımız ve kurallar el verdiğince bize geliştirme aşamasından beri destek olan oyuncularımıza hediye vermeye ve teşekkür etmeye devam edeceğiz. Zula ekibi. Yani şimdi şurada burada şöyle bir şey var. Ya bu artık çok klasikleşti. Bilmiyorum bizim kültüre dair bir şey mi? Neden bilmiyorum ama. Bütün dünya bize karşı. Yok şey hani mazlum oynamak çok klasikleşti. Mazlum oynamak yerine bir hata yaptık. Bu kuraldan haberimiz yoktu. Birkaç hafta içinde de bu kuraldan haberimiz olduğu zaman iptal ettik. Steam'den de özür diledik demek yerine bizi bloke etmeye çalışıyorlar falan filan muhabbeti. Artık beni çok baydı her noktada böyle yani. Her yerde var o ya. Her noktada. Mazlum edebiyatı. Her noktada mazlum edebiyatına gidiyoruz. Oğlum ve yani, oynarken bile yapıyoruz onu ya. Bitmiyor yani. Abi bitmiyor. Kıskanıyorlar bizi muhabbeti Allah aşkına. Zula eğer beni duyuyorsa Avrupa'da kaç kişi Zula oynuyor? Bana bir söylesinler. Zula çok merak ediyorum. Eğer istatistiklerinizi şey yapabilirseniz, açabilirseniz Avrupa'dan Zula'yı kaç kişi oynuyor? Şu an Zula Avrupa'dayım. Zula is a first person shooter. You will totally immerse yourself in the Zula thanks to realistic bilmem ne. 16 playable characters, TV heroes and with a unique bilmem ne. Bakalım yorumlara. Bakalım ne diyor? Unbalanced pay to win garbage. Played one match, blah blah. You start with 10k, proceed exit game, uninstall, review, disappointment. Küfretmiş. CSGO ripoff, don't download it because it isn't worth it. It's an okay game, playable fun, but it's hilarious, lesser intelligence. What the fuck, okay. Bakalım iyi oy verenlerine demiş. I like this game, very good. Anladım abi. Oral Sanus Game is the publisher, IEG Games. Bu bayağı hani... I started this game recently, I stopped playing CSGO, just saying. You are the one I buy good. Abarttı. Bu Norveç olayına dönmüş. Konuşamadım. Jane. You are the one. Ahmet. Ha. Ben gidiyorum. Şey, cumartesi ne diyorsun? Criminal Mastermind'a. Abi cumartesi olmaz ya. Vallahi beni 3 gün üst üste yok etmişsiniz, o iş olmaz yani. Olmaz diyorsun, tamam başkasını bulayım. Okey abi. Bunu soracağım sadece. Kaçtın matematik. İyi yayınlar. Okay. Abi bu adam zaten son haftalarda oyun oynamıyor. 1300 saatte CSGO'su var. 1 saatte Zula oynamış 2 hafta içinde. En çok ARM oynuyormuş bu aralar. Anladım abi. Ben çok developer konferanslarında falan bulunduğum için bu kanka falan olabilir yani. Bilmiyorum. Brilliant, fantastic game. CSGO 2.0 looks promising. Oh yeah. Abi gal. Yani kısacası ilginç bir olay. Ben tabii şeyi anlıyorum. Steam'deki biraz da bu sektörün içinde bulunduğum için ucundan kıyısından. Steam'deki oyuncu sayısını arttırmak demek Zula için belki de yatırımcı demek olabilir. Biraz da şişirebilirlerse Avrupa'da, Orta Doğu'da şu kadar oynanıyor falan filan diye. Yatırım alırsın. Konferanslarda lafın geçer. Gidersin dersin böyle böyle Zula diye bir oyunumuz var. Şu kadar kazanıyoruz, bu kadar oyuncumuz, şuradan bu kadar oyuncumuz falan filan dersin. Bunların hepsi tabii prestij şeyleri. O yüzden Steam'deki kullanıcı sayısını arttırmaya çalışmış olabilirler. Back Gaming ne yolladın abi? Lick My Pussy HQ. Abi ben bunu izleyemem. Neler gönderiyorsun?
Evet, neler kaçırdım abi?